Değerli izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün Kuşarası Soğucak Mahallesi'ne geldik. 21 villalık villa projesine geldik. Burada inşaat bitmek üzere, yani yaşam başlamak üzere ve son satılık birkaç tane villamız kaldı. Detaylı bilgi için bizi telefon numaralarımızdan arayabilirsiniz. Ben bu villayı çok beğendim. Yani çok dolu bir villa. 3 katlı burası. Bodrum katı da var. Kısaca hemen size tiyo vermek istiyorum. Burada sinema odası var, hamam var, sauna var. Yani elektrikli merkezi, süpürge sistemi var. Manzara da var. Yani yok yok her şey var. Kalite ve işçilikte en üst sınıfı istiyorsanız da bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir kalitesi, çok güzel bir işçiliği var. Yani böyle projeleri de görmek bizleri de mutlu ediyor. Burayı yapan müteahhit firmanın da Ellerine sağlık diyorum. Şimdi villamızı tanımaya başlayalım. Şu anda villamızın tam giriş otoparkındayız ve ben sizler için aracımı buraya park ettim. Hemen sağ tarafında görmüş olduğunuz bu bölümde otomatik kapı sistemimiz var. Şurada hemen motorunu görüyorsunuz ve buraya geldiğinizde kumandaya basıp villamızın içerisine aracınızı park edebiliyorsunuz. Dış cepheye baktığımda ahşap görünümlü alüminyum kaplamalar olduğunu da görüyoruz. Yukarıda çok güzel kaplamalar kullanılmış. Ahşap olmaması da açıkçası bakım gerektirmiyor. Bu yönden de güzel bir avantajımız var. Hemen bu bölümden inceleyelim. Burada antrasit ve gri renklerinde de seramikler kullanılmış. Ve yan tarafında da yine hemen şu şekilde göstereyim. Yine bu bölümde de alüminyum kaplamalar yapılmış ve dolayısıyla bunlar küflenmediği için, bakım da gerektirmediği için çok uzun yıllar bu malzemeyi kullanabiliyorsunuz. Ve bu villamız köşe konumlu olan bir villa. Burası örnek villa. İçeride eşyalarımız da var zaten. Ve mimarımız tarafından da eşyalar döşendi. Şu anda içerisi de yapılı vaziyette. Eşyaları da var. Bu villamız örnek villa ve 600 metrekare bahçe. Tabi villalarımız konumlarına göre metrekareleri değişiyor. Bütün evlerin metrekareleri aynı ancak bahçe metrekareleri değişebiliyor. Diğer villalar 425 metrekareden başlıyor. Villamızda toplamda 290 metrekare kullanım alanına sahip, toplamda 3 katlı. Tam karşı tarafında da villamızın giriş kapısını görüyoruz. Hemen şu şekilde de gösterelim. Ahşap görünümlü burada da bir çelik kapı tercih edilmiş. Ve buradan bahçeden devam etmek istiyorum. Bahçemiz ön tarafa doğru oldukça büyüyor ve tam karşı kısmında çok güzel bir deniz manzarası var. Tabi şu anda ışık ters açıda yani güneş diğer tarafa döndüğü için de denizin o maviliğe gitti. Şu anda da deniz parlıyor görebiliyorsunuz. Tabi sabah saatlerinde de öğleye kadar buradan çok güzel masmavi bir deniz manzarasında olduğunu söylemek istiyorum size. Bu bölümde bir palmiye palmiyajımız var. Palmiye ağacımızın altında Begonvil çiçeklerimiz var ve bu kısımda da hemen şu şekilde Deniz Hanım bize gösterse burada da bir Direnaj sistemi var. Buraya diyelim ki çok fazla yağmur yağdı. Çok fazla yağmur yağdığı zaman da bu giderden de tahliye oluyor. Bu da çok güzel düşünülmüş. Yani bu villamız oldukça A'dan Z'ye kadar her şeyi en ince detayına kadar düşünülmüş. Hemen bu bölümde de yine aynı şekilde size göstermek istiyorum. Yine burada da direnaj borumuzda giderimizde mevcut. Ön cepheye geliyoruz. Ön cephemize geldiğimde hemen sağ tarafımda burada bir zeytin ağacımız var ve şu kısımdan bir deniz manzarası görebilmemiz mümkün. Aynı zamanda Samos'u da buradan rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ön tarafımızdaki terasa da buraya masanızı, sandalyenizi atıp burada ailenizle, sevdiklerinizle çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Ve bu eşsiz manzaraya karşı çok da keyifli olacağını düşünüyorum. Hemen benim sol tarafımda bir havuzumuz var. Havuz da oldukça büyük. Bu arada bir tane misafirimiz geldi. <laughs> Bu da e, buranın bekçisi. Birazdan da mama da verelim buna. Oy oy, oy. sen ne kadar tatlısın sen. Of. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yaklaşık olarak burada 30 metrekareye yakın bir büyüklükte havuzumuz var. Orada bir şelalemiz var. Ve bu arada havuzda bir detay daha var. Onu da kısaca göstermek istiyorum. Tam karşı tarafta da jacuzzimiz var. Jacuzzi bölümü de karşıda yer almış. Bu arada buranın merdivenleri biliyorsunuz alüminyumlardan değil, beton merdiven. Yani hem basamak olarak kullanıyorsunuz, aynı zamanda da o bölümde jacuzziyi de kullanabiliyorsunuz. Ve karşı tarafta bir detay daha var, onu da size kısaca göstermek istiyorum. Bu bölümde isterseniz bir çocuk havuzu olarak kullanabileceğiniz, yani belki çok küçük bir bebeğiniz vardır, onu belki burada eğlendirebilirsiniz. Ya da evin içerisinde merdiven kısmında yukarıya doğru çıkarken hem bu jacuzzi kısmını, hem de buradaki alanı da görebiliyorsunuz. Hem süs havuzu olarak hem de çocuk havuzu olarak da kullanabilme şansınız da var burada. Hemen sağ tarafında da bu bölümde yeşil bitkilere yer verilmiş ve bu bölümde bir detay var. Bunu da kısaca size anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz söylemiştim bodrum katımız var. Bodrum katı için bir havalandırma gerekli. Ve bu bölümde de hem ışıklandırma hem de havalandırma olarak tercih edilen de bir bölümümüz var. Ve dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Tavanlarda led şeritler var. Bunlar gömme olarak düşünülmüş. Açıkçası benim çok da hoşuma gitti. Çünkü akşamları da gerçekten çok farklı bir ambiyansı oluyor. Buraya geldiğiniz zaman da akşam görüntüsünü de birlikte görmüş oluruz. Şimdi yavaş yavaş evimizin içerisine girelim. Evimizin içerisini kısaca birlikte tanıyalım videoyu izlemeye devam edin çünkü içerisi gerçekten de çok güzel. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şu anda villamızın tam giriş kapısındayız. Bu villamız zemin katta 85 metrekareye oturuyor. Yani bodrum katta da 85 metrekarelik bir kullanım alanımız var ve üst katta da 120 metrekare kullanım alanı var. Toplamda da 290 metrekare kullanım alanımız var bu villamız üzerinde ve aynı şekilde diğer villalarımızda metrekare olarak aynı. Sadece bahçe metrekareleri birbirinden farklı olarak değişebiliyor. İçeriye girer girmez burada çok güzel bir atmosfer bizi karşılıyor. Ön tarafımızda bir merdivenimiz var. Merdivenin arka tarafında oldukça yüksek, ikinci katın tavanına kadar alüminyum ve cam bir penceremiz var. Hemen karşı tarafa baktığımda hem çocuk havuzunu hem jacuzzi bölümünü hem de havuz bölümünü görebiliyoruz. Ve aynı zamanda da yeşil bitkileri de buradan görebilmek mümkün. Hemen sağ tarafımda akıllı ev sisteminin kontrol merkezi var ve size şu detayı da vermek istiyorum. Siz uzaktayken kapıyı dilerseniz telefondan açabiliyorsunuz. Tabi akıllı ev sistemini internete bağlıyorsunuz ve telefondan kapıyı açabiliyorsunuz. Kapının arkasına bir modül geliyor ve siz dokunduğunuz zaman kapı otomatikman açılıyor. Böyle de güzel bir avantajımız da var ve bu villamızda yerden ısıtma sistemi var. Ayrıca bu villamızda multi klima sistemi de var. Tavan tipi, e, müslü bir şey heavy olarak tercih edilmiş. Bunu da görebiliyoruz ve bütün odalarımızda da bunlar mevcut. Bu villamız toplamda 3 katlı. Birazdan detayları size göstereceğim. Mutfak alanına geliyoruz. Mutfak alanına gelir gelmez tezgahın hemen yan tarafında burada 4 kişilik bir yemek yiyebileceğiniz, evin içerisinde ufak tefek atıştırmalıklarınızı yapabileceğiniz bir alan var. Hemen yan kısma geçtiğimde bu bölümümüzde Franke'nin elektrikli ocağı var. Üst tarafında da Franke'nin yine davlumbazı var ve alt tarafına baktığımda bu bölümde de bir fırınımız var. Fırının hemen yan tarafında da bu bölümde de bulaşık makinesi de tercih edilmiş. Şu şekillere görebiliyoruz. Yine bu ürünlerde Franke olarak kullanılmış. Evyemiz Franke marka ve bataryamız da aynı şekilde Franke marka olarak kullanılmış. Ve ön tarafımızda Linea Rossa'nın alüminyum pencereleri var. Ve ön tarafa baktığımda da camdan dışarıya bakarsak buradan yine havuzumuzu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Tezgahımız açık renklerde kullanılmış ve yan tarafındaki bölümde de Franken'in buzdolabı bu bölümde kullanılmış. Hemen salon alanına geliyorum ve salon alanına gelirken bu bölümümüzde gömme ledlerimiz de mevcut. Bu da buraya oldukça şıklık kattığını düşünüyorum. Sağ tarafımda oldukça büyük bir televizyon ünitesi yerimiz var. Ve alt tarafına baktığımda alt tarafta çekmecelerimiz var. Yani fazlalık eşyalarınızı da çekmecenin içerisinde gizleyebilirsiniz. Biraz önce söylemiştim bu villamızda yerden ısıtma sistemi var ve üst tarafta da tavanda da tavan tipi klimamız var. Isıtma ve soğutma bakımından da oldukça rahat edeceksiniz ve yaz ve kış aylarında da bu villamızda yaşayabilirsiniz. Ben bu villanın kombinasyonunu çok beğendim. Siz de eğer beğendiyseniz like atıp Düşüncelerinizi yorumlara mutlaka yazın. Bu arada her fikre tabii ki de saygımız sonsuz. Tabii ki de saygı ve sevgi çerçevesinde yorum yaptığınız müddetçe. Buradan ön cephemize bakıyoruz, ön terasımıza bakıyoruz ve bu kısımdan da yine deniz manzaramızı da rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yine sağ tarafımda da oldukça büyük bir cam kullanılmış. Ve camın arka tarafında yeşil bitkilerimiz var. Karşı tarafta da havuzumuz ve şelalemiz var. Yani açıkçası evin çizimini, mimarisini ve kullanılan renkleri, ürünleri gayet beğendim. Gerçekten de çok güzel kombinasyon yapılmış. Bu bölümlere de dekoratif bir sıvamız var. Burayı da kısaca size göstermek istiyorum. Yine merdiven boşluğunda da dekoratif sıva olarak kullanılmış. Şu bölümlerde de hemen gösterelim. Işıklandırmaları da var. Bunlar otomatik olarak yanıyor. Zemin katta bu bölümümüzde bir tuvalet ve duş alanımız var. Bu bölüme baktığımda burada bir gömme rezervuarlı tuvaletimiz var. Yan tarafından hemen şöyle göstereyim. Siyah çıtalı, çerçeveli. Bu kısımda nişlerimiz var. Altlı üstü iki tane ve yağmurlama suyu da tavanlar olarak kullanılmış. Bu bölüme baktığımda Hilton lavabomuz da mevcut. Kapılarımız da açık renklerde kullanılmış. Eve de ciddi anlamda ferahlık katmış. Yerlerde de parlak seramiklere yer verilmiş. Bu odamıza baktığımız zaman araç otoparkı ve havuz bölümüne bakıyor. Karşı tarafıma giyime dolabımız var. Bu bölümlere televizyonumuzu koyabilmeniz için bir ünitemiz var. Şimdi üst kata mı çıkalım alt kata mı inelim? <laughs> Hangisi üst kat? Tamam. Şimdi üst katımıza çıkalım yavaş yavaş. Ve gerçekten de üst kata çıkarken burada oldukça güzel bir manzara var. Hemen bu manzarayı da Deniz Hanım bizlere göstersin. Buradan hem havuz bölümünü görebiliyoruz hem de şelale alanını da görebilmek mümkün. Şimdi üst katımıza doğru yavaş yavaş çıkıyoruz ve üst katımıza çıkarken görüyorsunuz lambalar kendisi otomatik olarak yanıyor. Şurada bir detay var onu da göstermek istiyorum size. Burada böyle uzun bir boru var. Tabii ki bu ne? Bu merkezi elektrikli süpürge sistemi. Bunun bir yuvası var. Tam karşı tarafında yer alıyor. Ve bunu oraya taktığınız zaman bu katı temizliyorsunuz ve bir yerde toplanıyor. Zemin katımızda da yine merkezi elektrikli süpürge sistemimizde mevcut. Sol tarafında da burada da aynamız var. Burası da çok güzel olmuş ve yan tarafında da şu şekilde led gömme lambalarımız da mevcut. Bu bölümde de hemen göstereyim. Şöyle raflarımız da mevcut. Derseniz bu buraya kitaplarınızı da koyabilirsiniz. Alt tarafı da yerde ısıtma sisteminin kontrol merkezi olarak tercih edilmiş. ikinci kattaki yatak odamıza geldik. Yatak bu bölümde yer almış. Arka tarafında görüyorsunuz bir balkonumuz var. Hemen sol tarafında da bir çalışma masası var. Dilerseniz yan tarafına da televizyon monte edebilirsiniz giyme dolabımız bu bölümde yer almış ve karşı tarafımda da bir tuvalet ve duş alanımız var. Hemen karşımda bir Hilton lavabomuz var. Sol tarafıma döndüğümde burada gömme rezervarlı bir tuvaleti ve karşı tarafta da burada bir duşumuz var. Yine duşta yağmurlama sistemi tavandan bu bölümde de yine şampuanlık olarak düşünülen nişlerimiz de var ve bu banyomuzda siyah parlak seramikler de kullanıldığını söylemek istiyorum size. Şimdi diğer bir yatak odamıza geçelim. Bu arada koridor da gerçekten çok ferah. Tabii bu bölüm komple cam olduğu için çok güzel bir ışık giriyor buradan içeriye ve burada da dekoratif sıvamız var. Bu sıvalarda oldukça buraya keyif kattığını düşünüyorum. Koridorumuzda da yine aynı şekilde otomatik yanan lambalarımız var. Hemen şu şekilde göstereyim size. Yani geceleyin kalktınız, yürüyorsunuz, otomatik olarak yanıyor. Bu da çok güzel düşünülmüş. Diğer bir yatak odamıza geliyoruz. Karşı tarafımda diğer yatak odasında olduğu gibi bir balkonumuz var bu bölümde ve yatak başlığı bu bölümde tercih edilmiş. Karşı tarafımda giyinme dolabı düşünülmüş. Ve bu bölüme baktığımda da yine bu odamızın içerisinde de tuvaletimiz ve duşumuz da var. Ve burada da gri seramikler kullanılmış. Şimdi üçüncü yatak odamıza geçelim. Daha sonrasında da sizi çok güzel alanlara götürmek istiyorum. Çünkü Bodrum katta çok güzel alanlarımız var. Hamam var, sauna var, sinema odası var. Koltukları da gelmiş. Onlara da gidip birazdan bakacağız. Şimdi master yatak odasına geldik. Master yatak odasından girer girmez Hemen sol tarafta bir giyme dolabımız var. Oldukça büyük boydan boya olarak kullanılmış. Yine bu bölümümüze baktığımda da kendi içerisinde bir tuvalet banyosu var. Yani bu kattaki bütün odaların hepsinde kendine ait bir tuvalet ve banyomuz var. Tabi bu evimizde 5 tane tuvalet, 5 tane de banyomuz var. Oldukça da tabi temizliği belki zor olabilir ama Eminim çok kullanışlı olur diye düşünüyorum. Girer girmez gömme var. tuvaletimiz, yan tarafında duş yerimiz, yine tavandan yağmurlama sistemi, Hilton lavabomuz bu bölümde yer almış ve bataryalar da burada Vitra olarak kullanıldığını görebiliyoruz. Şimdi yatak odamıza geçiyoruz yatak odamızın içerisine geldiğimde sadece bu bölümde yatak odası var. Aslında bu çok güzel bir durum. Yani bu bölümde sadece yatak odamız var. Hemen arkasında giyinme dolabı ve diğer tarafta da banyosu var. Hepsi aynı odanın içerisinde. Buradan baktığımda çok güzel bir manzara bizi karşılıyor. Hem güzel bir yeşil alanımız var, hem şehir manzaramız var, hem deniz manzaramız var. Hem milli parkı da buradan çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ve Yunanistan'la aramızda bir darboğaz var. Yani Samos Adası'yla aramızda bir darboğaz var. Samos'u da buradan görebilmemiz mümkün. Yani gerçekten de bütün manzaralar var. Sadece İstanbul Boğazı'ndaki o köprü yok açıkçası onun dışında gerçekten bütün manzaralar burada olduğunu söyleyebilirim ve bu odamızda iki tane balkon var. Hemen şu şekilde birini kısaca göstermeye çalışayım. Tabii dışarısı tozlu olduğu için çıkmak istemiyorum ama Deniz Hanım bizim için o ek görüntüleri çektiğini düşünüyorum. Ve size bir detay daha vermek istiyorum. Bu detay da benim çok hoşuma gidiyor. Burada elektrikli panjur sistemi var. Ve elektrikli panjur sisteminin direkleri duvarın içerisine gömülmüş vaziyette. Bu da evin içerisine girip çıkarken takılmanızı da önleyecektir. Ve çok güzel bir görüntü olmuş burada. Yani açıkçası bu villanın her şeyi A'dan Z'ye düşünülmüş gerçekten de yapan kişilerin ellerine sağlık diyorum. Kuşarısı için çok güzel bir proje kazandırdılar. Bu müteahhitimizin bir önceki yaptığı proje vardı. Aynı buna benziyordu. Yani bu tipti. Aslında ben her zaman şu mantıktayım. Hani müteahhitler genelde farklı farklı projeler yapıyorlar. Aslında aynı projeleri böyle devam ettirerek üstüne koyarak gitseler aslında daha başarılı oluyorlar. E, bu müteahhitimiz de öyle yaptı. Bu ikinci etabı ve ikinci etabı birinci etaba göre gerçekten çok çok güzel yapılmış. Eminim bunun 3. dördüncü, 5. etapları da çok çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü aynı proje üzerinde deneyim kazanıyorsunuz. Bu deneyimleri de projenize yansıtıyorsunuz ve tabii ki mutlaka hatalar oluyor ama sonraki projenizde bu hatalarınızı da düzeltebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir unsur olduğunda ben kendim şahsım olarak düşünüyorum. Şimdi hemen gidelim Bodrum katımızdaki sinema odası Hamam, sauna bu çok keyifli olan yerleri görelim. Tabi bu arada bir de çamaşır odamız da bu villamızda mevcut. Şimdi bodrum katımıza iniyoruz. Villamızın bodrum katına doğru iniyoruz şu anda. Ve yine burada da ışıklandırmalarımız mevcut. Yine aynı şekilde dekoratif sıvalarımız da mevcut. Ve size ben bir detay daha vermek istiyorum. Biraz önce söylemiştim bu villada gerçekten A'dan Z'ye her şey en ince detayına kadar düşünülmüş diye Bakın hemen şurada kertik var. Hemen bu kerti Deniz Hanım size göstersin. Yani aslında bütün müteahhitlerin yapmasını öneririm. Çünkü ayağınızı tutuyor ve bu sizin kaymamanızı sağlıyor. Açıkçası hani burası yapılmak için yapılmamış. Gerçekten de çok düşünülerek yapılmış. Yani emek harcanmış. Böyle güzel emeklere de saygımız sonsuz. Şimdi Bodrum kata geldik. Bodrum katta bu bölümde tam karşımda hamam var, sauna var. Oraya geçmeden önce bu bölümümüzde hemen bir bakalım. Burada bir tuvalet ve duş yerimiz var. Tabii bodrum katta olmamıza rağmen şurada bir pencere var görüyorsunuz bir havalandırmamız var. Bu da gerçekten de burayı çok rahat bir şekilde kullanmanızı sağlayacak. Salonumuzun içerisine girince hemen benim sağ tarafımda çok güzel loş bir ışıklandırması var. Ve bu bölümde de sobamız da var. Yan tarafa geçerken hemen cam kapımızdan tabii çıkıyoruz. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Ve burada çok güzel bir hamam alanımız var. Turnemiz karşı tarafta. Hemen şöyle gösterelim size. Şöyle suyunu da açayım size. Yani burada da hamam yapılmış. Ve oldukça keyifli bir alan olacağını da düşünüyorum. Özel omuzlu evlere baktığımızda bu kadar büyük bir alan yapılması da açıkçası beni mutlu etti. Bu villamızda söylemiştim sinema odamız da var. Şimdi oraya doğru geçeceğiz. Yalnız oraya doğru geçmeden önce size hayat kurtaran çok güzel bir alan var. Orayı da göstermek istiyorum. Burada bir çamaşır odamız var. Açıkçası ben bunu çok seviyorum. Tabii ki kıyafetlerimiz için de bence bir alan olmalı. Ve bu müteahhitimiz bunu da düşünmüş, bunu da buraya koymuş. Hemen sol tarafta göstereyim size. Alt kısımda çamaşır makinesi var. Üst tarafında kurutma makinesi var. Hemen benim sol tarafımda burada kombimiz var. Bu bölümde bir çamaşır sepeti olarak düşünülen bir alan var. Şöyle yan yana gösterelim. Hemen Deniz Hanım da bize bunları paylaşsın. Burada yine raflı dolabımız var. Bu bölümümüzde elektrikli merkezi süpürge sistemi var. Yani yukarıda size göstermiştim. Evi elektrikli süpürgeyle süpürüyorsunuz haznesi burada toplanıyor ve bunu çöpe dökebiliyorsunuz. Özellikle küçük çocuğu olanlar için diyelim ki çocuğunuz uyuyor. Elektrikli süpürgesini de rahat bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Çünkü makine burada olduğu için ses burada çıkacak ve dışarıdan göstermiştim size havalandırma ve ışıklandırma var diye. Buradan da havalandırmayı çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani gerçekten de hani yapılmak için yapılmamış çok özen gösterilmiş. Bu bölümümüzde yerden ısıtmanın kontrol merkezi var. Hemen şöyle de gösterelim kısaca. Borulama sistemleri de buraya geliyor. Bunun bile dolabı da yapılmış. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi sinema odasına gidiyoruz. Bu arada Kaju bugün gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü abone butonuna basmadığınız için Kaju bugün sizi protesto etti. O yüzden lütfen abone butonuna basın ve Kaju bir dahaki videomuzda yanımızda olsun. Şimdi abone butonuna bastıysanız sinema odasına doğru geçiyorum. Evet sinema odasına geldik. Koltuklar buraya getirilmiş, koyulmuş ve karşı tarafıma baktığımda burada bir perdemiz var. Sinevizyonu da buraya yansıttığınız zaman evimizin Bodrum katında çok ayrı bir alanda sinema odası da burada mevcut. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Burası Bodrum katımız. Tabii ki burası serin oluyor. Yaz aylarında serin olur, kış aylarında da ılık olur, sıcak olur. Hava akışı tabii üst katlardaki gibi çok iyi olmayabiliyor ama müteahhitimiz bunu da düşünmüş. Tam karşı tarafımda bir tane penceremiz var. Hemen onu kısaca göstereyim size. Tabi bu arada biraz da eşyalarımız var. Diğer villaların elektrikli merkezi süpürge sisteminin motorları bu bölümde şu anda depolanmış. Karşımda burada bir penceremiz var. Müteahhitimiz hani burada da bir hava akışı olması için bir pencere bırakmış buraya. Ve sağ tarafında sinevizyon için bir yerde düşünülmüş hemen onu da Deniz Hanım bize göstersin ve bu arada burada zeminde bir yükseklik var. Yani siz eğer ki ön tarafta birisi oturduğu zaman arka taraftakini kesinlikle etkilemiyor. Neden? Çünkü hemen Deniz Hanım bize gösterirse burada zeminde de bir yükseltme yapılmış, burada düşünülmüş. Bunun haricinde ise söylemek istediğim bir şey daha var. Hemen kapının girişine gelmek istiyorum. Bu bölümde de klimamız da var. Sinema odamızda bile klima tavandan düşünülmüş. Ve hani söylediğim gibi biliyorum çok tekrarladım ama yine tekrarlamak istiyorum. Bu villa yapılmak için yapılmamış. Gerçekten de hayatınızı kolaylaştırmak için yapılmış. Siz de bu güzel villaya sahip olmak istiyorsanız Beni telefon numaramdan arayıp randevu yapıp buraya gelip görebilirsiniz. Evet yine bugün çok güzel bir villaya geldik. Çok keyifli bir villaya geldik. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Burada çok fazla alternatif kalmadı. Yani çoğu villamız satıldı. Dolayısıyla birkaç tane villamız kaldı. Bunlar için de acele etmenizde fayda var. Yine çok güzel bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıcakla kalın.